Merhaba, Madalyon'un bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Evet, bu hafta Vikingleri konuşuyoruz. 8. ve 11. yüzyılda ortalığı kana bulayıp birbirine katmış olan bu millet neden ve nasıl bu kadar barbar oldu? Mitolojileri, ekonomileri, savaş stratejileri ve günlük yaşamlarına dair ne varsa konuşalım istedim. Bir kere her şeyden önce Viking kelimesi çatı bir isimdir. Yani Viking deyince tek bir kültürü anlamak yanlıştır. Farklı farklı İskandinav topluluklarını tek bir çatı altında barındıran bir isimdir bu. Mesela Viking deyince o ilk akla gelen filmlere, dizilere konu olan son derece acımasız ve yağmacı olan Vikingler aslında bugünkü Danimarka'da yaşayan topluluklardır. Örneğin bugünkü Norveç bölgesinde kök salmış olan Norse'lar da Viking ailesinden olup daha çok ticaretle uğraşan, Danlar kadar savaşçı olmayan bir topluluktur. İsveç bölgelerindekilerin ise Norse'lardan bile daha barışçıl olduğu yazar kaynaklarda. İşte Viking dendiğinde kuzeydeki bu İskandinav ülkelerinin kim olduğuna bakılmaksızın hepsi kastedilir. Ama detaya indikçe işler değişiyor. Viking çağı boyunca tüm Kuzey Cermenleri bu adlanılmıştır. Zaten bu kültür 1800'lere gelene kadar da böylesi kabataslak bir ifadeyle algılanmıştır. Tabii tarihçiliğin gelişimi ve kaynakların daha detaylı analiziyle Viking kültürü ve kendi içinde ayrışan yönleri ancak yazılabilmiştir. Tabii o tarihlerdeki Vikinglerin kendi yazılı kaynaklarının çok az olması bu durumu etkiliyor. Yani kendi tarihlerini sistemli bir kayıt ile tutamamışlardır. Normal olarak tabii çok zorlu coğrafyalarda hayata tutunma çabası ile yaşayan bu insanların yazacak çizecek de pek vakti olmamıştır. Bu yüzden biz Vikinglerin tarihini hep üçüncül bir bakış açısıyla okuruz. Diğer medeniyetlerin onlar hakkında yazdıkları ile ancak onları tanımlayabiliyoruz. E tabii o diğer medeniyetler de savaşçı bir toplumu bize güllük gülistanlık anlatamazlardı. Ha bu arada barbarlığın savunuculuğunu da yapmıyorum tabii. Çok kan döktükleri ve acımasız istilalar yaptıkları su götürmez bir gerçek. Zaten anlatacağım şimdi onları ama biz bunu onların ağzından duyamıyoruz maalesef. Viking halkları ile ilgili bu detayı verdikten sonra artık her defasında istilacı olanları için ben de alışılageldiği üzere Viking demeye devam edeceğim. Fakat siz artık bu genellemenin içindeki ayrıntıyı biliyor olduğunuz için daha çok Danlardan ve Norse'lardan bahsettiğimi biliyor olacaksınız diye düşünüyorum. Kulak tırmalanması yaşamamak için belirteyim dedim bunu. Şimdi filmi birazcık başa alalım. Bu adamlar neden yaşadıkları yerden çıkmaya ve o kanlı istilaları yapmaya başladılar ve bu nasıl oldu? Yani neyi nasıl keşfettiler de yüzyıllarca sürecek olan bu Viking çağını başlattılar? Bir kere en temelde yatan sebep kesinlikle iklim ve coğrafyadır. Malum kuzeydeki ülkeler çok soğuk ve toprakları da çok verimsiz. Zamanla da nüfusları artınca yiyecek bulmak zorlaşıyor. Neredeyse tek protein kaynakları balıktı. Bu sebeple de yeni arayışlara girmek durumunda kaldılar. Zaten denizcilikte de çok gelişmiş. Dönemin dünyadaki en dayanıklı ve donanımlı gemilerini Vikingler inşa etmekteydi. İlk yüzyıllarda denizcilikte bu kadar ileri olmalarına rağmen okyanusa açılacak kadar bilgiye sahip değillerdi. O çağlarda düşünsenize bir uçsuz bucaksız soğuk ve karanlık okyanuslara açılmak tam bir intihar demekti. Zaman içerisinde denizin ortasında kalsalar bile yönlerini tayin etme becerileri geliştirmişlerdi. Denizler hakkında da bilgileri artmıştı gitgide. Yani rüzgarlar, akıntılar ve buzullar hakkında epey tecrübeliydiler artık. Kıtlık da kapıda olunca içlerinde bazı gözü kara gruplar türedi ve her şeyi göze alarak denize açıldılar. İlk olarak Kuzey Denizi'nden güneye doğru bir hat izlediler. Vardıkları yer Britanya sahilleriydi. Kendi topraklarına oranla daha ılıman olan bu sahillerde kurulu olan köyleri yağmalamaya başladılar. Manastırlar ve kiliseler öncelikli hedefleriydi. Bu din düşmanlığı ile ilgili bir durum değildi. Buralarda ulaşması çok kolay olan, başlarında silahlı savaşçıların olmadığı, altın, gümüş gibi madenlerden yapılan ve taşınması kolay olan objeler vardı. Çok vahşiydiler ve karşılarına çıkan herkesi öldürüyorlardı. Anglo-Saksonların korkulu rüyası oldular birden. İlk zamanlarda karşılaşılan silahlı bir grup da olmadığı için çok kolayca yağma yapabiliyorlardı. Ellerine geçen her çeşit metali ve değerli eşyayı alıyorlardı. Küçükbaş hayvanları ve insanları da kaçırarak köle ticaretinde kullanıyorlardı. Yani Britanya toprakları kısacası Vikingler için tam bir yağma cennetiydi. Bolluk var ve koruyan yok, daha ne olsun. Tabii ada halkı vahşetin böylesine alışkın olmadıkları için şok halindeydiler. Yani evet, ilk çağlardan bahsediyoruz, çok kanlı savaşlar oluyordu ama kadınları, hatta çocukları öldürelim diyen bir güruhla kimse karşılaşmamıştı o tarihe kadar. Dehşete düştüler tabii ve Anglo-Saksonlar da önlemlerini almaya başladılar. Buradaki ganimetlere ulaşmanın kolaylığını gören diğer Viking grupları da bölgeye akın etmeye başladı. Yalnız tabii tek amaç yağma ve tecavüz değildi hepsi için. Bazıları mesela İsveç bölgesinde
bölgesinden gelen Viking grupları bölgeye yerleşerek tarım ve ticaret yapmak istemişlerdi. Ve buralara yerleşerek Britanya halkı ile de kaynaşmışlardı. Hatta daha ileride bu gruplar sırf zorlu buzul şartlarından uzak durmak adına daha güneylere, Kuzey Afrika'ya bile gitmiştir. İstanbul'a ve hatta Anadolu'nun içlerine kadar uzanan Kelt ve Viking grupları vardır. Hatta özellikle Çorum bölgesi civarında yerleştikleri söylenir. Türkiye'deki bazı kızıl saçlı insanların da bu Kelt soyundan geldiğini düşünenler vardır. Bunun doğruluğunu bilemiyorum tabii. Benim eşim de kızıl saçlı ve çilli biridir. Hatta tüm bunlardan habersiz gençlik yıllarında omuzun arkasına yaptırdığı bir de Kelt dövmesi vardır. Atalarına kan çekmiş herhalde diyoruz artık. Kendisini henüz tanımıyorsunuz belki ama Marie Curie podcastini dinleyenleriniz hatırlayacaktır Yağmur Hoca'yı. O podcastte Marie Curie'yi seslendirmiş ve onun sesi olmuştur bizler için. Kendisi de kimyacı olduğu için o bölümü zevkle ve titizlikle hazırlamıştı. Henüz dinlemediyseniz tavsiye ederim, güzel bölümdü, kanalda mevcut zaten. Evet, Vikingler İstanbul'da diyorduk. Ayasofya'da meşhur bir Viking yazısı vardır mesela. Bir Viking savaşçısı kendini ölümsüzleştirmek istemiş herhalde. Üst kattaki balkon mermerlerine kendi adını runik alfabeyle kazımış ve bu yazı günümüze kadar da ulaşmıştır. Yazının çözümlemesine göre Haldan'mış adı. Çok uzun yıllar, hatta yüzyıllarca bu yazı kimsenin dikkatini çekmemiş. Mermerin üzerinde oluşan doğal çatlaklar olduğu sanılmış. Runik alfabeyle yazıldığı için bir yazıdan çok gelişi güzel çizgiler gibi durmaktadır. 20'li yaşlarımda bir kitapta bu yazının varlığını okuduktan sonra Ayasofya Müzesi'ne ilk girişimde hızla üst katlara çıkıp bu yazıyı arayıp bulmuştum. Hatta o zamanlar üzerinde bir koruma da olmadığı için parmaklarımın ucuyla dokunmuştum o harflere. Bu çok değişik bir his. 1200 yıl önce yaşamış bir Viking savaşçısının bıraktığı izlere dokunmak inanılmaz güzeldi. Şimdilerde bir cam koruma var bu yazının üzerinde. Yani olması gereken de bu zaten. İstanbul o tarihlerde Doğu Roma İmparatorluğu'nun kontrolündeydi ve buraya gelen Vikinglerin yağmalama gibi bir niyeti yoktu. Zaten olamazdı da. O dönemlerde buralar çok gelişmiş şehirlerdi. Öyle Anglo-Sakson köyleri gibi savunmasız yerlere benzemediği için yağma ve savaşa dair de bir kayıt yoktur zaten. Bazı grupların Bizans ordusuna katılarak bir sınıf oluşturdukları bile kayıtlara geçmiştir. Bizans ordusunun muhafız alaylarından biri tamamen İstanbul'a yerleşen Vikinglerden oluşuyordu ve onlara Varek muhafızları deniyordu. İhtişamından çok etkilendikleri İstanbul'a Miklagard ismini verdiler. Miklagard eski Norsça'da büyük anlamındaki Mikla ve kale veya duvar anlamındaki gard sözcüklerinden türetilmiştir. Vikingler İstanbul'a büyük şehir anlamında vermişlerdir bu ismi. Muhtemelen ticaret veya yurt arayışında oldukları için buradaydılar. Dediğim gibi çoğu Viking topluluğu ticaret ve tarım için yer değiştiriyordu ve bu yer değiştirmeler esnasında da güçlerinin yetebildiği tüm toplulukları silip süpürüyorlardı. Mesela İsveç ve Finlandiya'dan çıkan bir grup Rusya tarafına giderek oralara yerleşip oradaki halklarla karışarak bugünkü Rus halkının atalarını oluşturmuştur. Bazı rivayetlere göre Amerika'ya bile Kolomb'dan yüzyıllar önce gittikleri söylenir. Denizlere çok hakim olmaları ile ilgili tabii bu. Ama işte tarihin egemen gücü değilseniz kimse sizin keşfinizi yazmaz. İsveç'ten çıkan Varyaklar bizim Karadeniz sularına kadar ulaşmıştır. Bunların bir bölümü Kiev'e yerleşmiş ve bir bölümü de İran'a, hatta Bağdat'a kadar gitmiştir. Tabii barış Barışçıl bir tarafı da olan bu gruplar ticari amaçlarla zaman içerisinde kaybolmuşlardır. Danlar ve Norse gruplar, yani işte o bildiğimiz eli kanlı olanlar, Fransa'nın kuzeyindeki Normandiya bölgesine yerleşmişlerdir ve istilalarını Paris'in içlerine kadar götürmüşlerdi. Yani öyle bir güçlenmeden bahsediyoruz. 845 yılında Atlantik Okyanusu üzerinden Sen Nehri'ni kullanarak, ki bu nehir Paris'in göbeğinden geçer, 120 parçalık bir donanma ve 4000 savaşçı ile Frankların Paris'ini kuşatabilmişlerdi. Bu kuşatmanın liderliğini Vikinglerin efsane savaşçısı Ragnar Lodbrok'un yaptığı düşünülmektedir. Başarılı olmuş sayılırlar çünkü yüklü bir fidye alarak geri dönmüşlerdir. Şimdi o meşhur Netflix'te yayınlanan Viking dizisinde bu Paris kuşatması çok daha farklı anlatılır biliyorum ama tarihi kayıtlar pek oradaki gibi değildir. Tabii az önce de dediğim gibi biz bu yazılı tarihi Vikinglerin tarafından okuyamıyoruz maalesef. İşte bu savaşçı Vikingler Avrupa'da öyle bir esmişlerdir ki o hani hepimizin aşina olduğu yüksek duvarlı korunaklı ortaçağ mimarisi de bu sayede hızla gelişmiştir diyebiliriz. Daha doğrusu o gelişkin ortaçağ mimarisinin ataları bu zamanlarda türemiştir. İşte Dan ve Norse kökenli bu Viking grupları diğer Viking gruplarından daha sistemli bir ordu kurmaları ile ayrışıyor. Diğer gruplar da tabii savaşıyor ama bunlar gibi değil. Yani işte genellemelerin nasıl sakıncalı olduğunu bir kez daha görüyoruz burada. Diğer Viking grupları ordularını daha küçük tutarak ticarete ve hatta tarıma ağırlık veriyor.
yapıyorlar. Tarım demek de yerleşik düzen demek haliyle. Onların tarihe bıraktıkları izler, yani ilk elden tarihi kaynaklar nispeten daha fazla olmuştur. Gerçi genel olarak ilk ağızdan yazılan tarihi kayıtlar çok çok azdır. Çünkü Hristiyanlaşma sürecinde pagan bir topluluk oldukları için Viking ürünleri bilhassa yakılıp yok edilmiştir. Şimdi bu bahsettiğimiz Viking gruplarının ilk hareketli olanları bu savaşçı olanlar olduğu için diğer milletlerin tarihi kaynaklarında da topyekün barbar olarak ilan edilmişlerdir. Barışçıl gruplar sonradan sonraya hareketlense de yine de o barbar sıfatından kurtulamamışlardır. Viking çağının ilk yüzyılında Vikingler Britanya adasına yoğunlaşmışlardı. O tarihlerde kıta Avrupası halkları Anglo-Saksonlara nazaran daha güçlü ve organize oldukları için öncelikle Britanya hedefteydi. Tabi buradan uzun yıllar içinde edindikleri tecrübeler ile kıta Avrupası'ndaki ülkelere saldıracak özgüvene ve donanıma da sahiptiler artık. Bir de tabi Britanya'yı yağmalayıp yağmalayıp yükledikleri gemiler ile kendi topraklarına bu zenginlikleri taşımak kolay geliyordu onlara. Ama Avrupa'nın içlerine doğru yayılmayı hedeflediklerinde öyle yağmaladım hadi şimdi ülkeme geri gideyim iki bahar sonra tekrar gelirim demek çok zorlaşmıştı. O yüzden daha organize ve koşullara adapte olmaları gerekmişti. Belli ölçüde de bunu başarmışlardır zaten. Vikinglerin Avrupa'da estirdiği bu şiddet rüzgarına Avrupalılar kendi düzenli ordularıyla yer yer cevap verebilse de genel duruma bakınca Vikinglerin bu asi kolunun bariz bir üstünlüğü vardı. Ne huzur bırakmışlardı ne de düzen. Aşırı bir talan ve acımasızlık karşısında başkaca önlemler almaya çalışmış Avrupa. Öncelikle pagan inanışlara sahip bu insanları Hristiyanlığa çekme gayretinde bulunmuşlar. Zaten tarihi kayıtlara göre de Viking orduları için büyük kafir ordusu denmektedir. Vikingler pagan ve bir de üstüne vahşi oldukları için diğer insanların kutsal dediği hiçbir şey onlar için bir anlam ifade etmiyordu. Tabi devreye hemen Vatikan destekli misyonerlik faaliyetleri girdi. Önceleri küçük küçük Viking grupları Hristiyanlığa geçerken zamanla din değiştirip paganlığı bırakanların sayısı arttı. Bu sayede bir zaman sonra Vikingler arasında karşıt gruplar türemeye başladı. Ve işte karşınızda kardeşi kardeşe kırdırma taktiği. Bu hiç şaşmaz ve çok işe yarar. Vikingler de kendi içlerinde ayrışmaya başlayınca o egemenleşen güçleri doğal olarak zayıfladı. Bir de tabii savaş teknolojileri devreye giriyor. Vikingler baltayı, kılıcı ve kalkanı çok iyi kullanıp denizcilikte de çok ileriydiler evet ama teknoloji başka bir şey. Peki nedir bu teknoloji diye baktığımızda karşımıza at çıkıyor. Bildiğimiz at. Avrupa atı başarılı bir şekilde evcilleştirmekle kalmayıp atlı süvari birliklerinin sayılarını da yıldan yıla arttırdı. Şimdi at deyip geçmemek gerek. O dönemin atı bu dönemin tankına eşdeğer neredeyse. Zırhlı bir atı kullanan süvari savaş alanında çok tehlikeli olabiliyordu. Karşılarındaki Vikingler de yavaş yavaş Hristiyanlaştıkça bunu da fırsata çevirdiler. Tabii bu Hristiyanlaşma süreci öyle misyonerlerin tatlı tatlı gidip konuşmaları ile kolayca olmamıştır. Çok misyonerin kellesi gitmiş bu yolda. Tabi onlar da şimdi Tanrı yolunda ölmeyi kutsallaştırdığı için ardı arkası kesilmeden misyonerlik faaliyetleri devam edebilmiştir. Vikinglerin Hristiyanlık öncesi pagan inanışlarına bakarsak burada inanılmaz mitolojik ve destansı anlatımlar görürüz. Zaten işte İskandinav mitolojisi dediğimiz şeyin ta kendisidir bu. Savaş tanrıları var, savaşmayı kutsallaştıran tanrılar bunlar ve her dini inanış gibi onların da kendi yaratılış ve yok oluş hikayeleri vardır. Viking belgelerinin çok büyük bir kısmı Avrupalılarca yok edildiğinden dolayı aslında biz bugün bu inanışa dair çok az şey biliyoruz. Yani şu az bilen halimizle bile üzerine saatlerce konuşulacak bir mitolojidir bu. Ana hatlarıyla bu İskandinav mitolojisinden biraz bahsedelim. Dünya daha var olmadan önce içinde 11 nehir akan Niflheim'da ölüm var oldu. Niflheim denilen yer İskandinav inanışlarına göre 9 farklı diyardan birisidir. Karanlık ve sisli bir yer olarak ifade edilir. Niflheim'in güneyinde başka bir sıcak dünya oluştu. Muspel, devlerin koruduğu yer yani burası. Devler buraya Sutur yani siyah dediler. Hatırlayın Enoch kitabı podcastinde de bahsetmiştik bu devlerden. Bu bakımdan Yahudi mistisizmi ile benzerlik gösteriyor diyebiliriz. Tabii aynı şeyler değil ama belli bir benzerlik vardır. Niflheim'in nehirleri donmuştu. Bu nehirlere Ginnungagap dendi. İskandinav mitolojisine göre 9 diyar yaratılmadan önceki büyük ve belirsiz bir boşluk anlamı taşır bu. Biz bu imgeyi İslamiyet
ayetteki kalubela ya da araf kavramlarına benzetebiliriz. Yani bir bakıma her şey başlamadan önceki hiçlik gibi düşünebiliriz bunu. Günün birinde Muspel'deki kıvılcımlar nehirlerin üzerine düştü ve nehirleri eritti. Erimiş nehirlerden oluşan damlacıklar İmir'i şekillendirdi ve İmir'in terinden diğer dişi ve erkek devler oluştu. İmir, buzların erimesiyle ortaya çıkan yine buzdan yapılmış dev bir tanrıdır. Yani İskandinavya'da yaşıyorsanız tabii ki de dini inançlarınızın içerisinde olağanüstü bir buz hikayesi olacaktır. Bu tıpkı Afrika ve Arap mitolojilerinde çölün ve çöl koşullarının olması kadar normal bir durum yani. İskandinav mitolojisinde 9 diyar vardır dedik. Odin'in hükmettiği tanrılar diyarı Asgard'tır. Evrendeki en üst seviye tanrıların olduğu yüksek duvarlarla çevrili bir yer olduğunu biliyoruz buranın ve en büyük tanrıları olan Odin tarafından yönetiliyor burası. Evrenden kastettikleri de dünyanın ufak bir bölümü. Ayrıca meşhur cennetleri Valhalla da buradadır. Tüm savaşçı Vikinglerin varmak istediği yer. Bunu ben aynı eski Orta Asya Türklerinin cenneti olan Uçmağa benzetiyorum. Eski Türklerde de benzer bir inanış vardı. Savaşarak ölen Türk savaşçıların girebildiği adına Uçmak denilen bu cennet ile Vikinglerin Valhalla'sı çok benzer özellikler taşır. Her ikisinde de savaşmaya kanamayan savaşçıların cenneti tasvir edilir. İnsanların diyarı Midgard'dır. Yani bugün biz ölümlerin yaşadığı fiziksel dünya burası. Büyük savaş tanrısı olan Thor tarafından yönetilir. Eski İngilizce'de Middle Earth, günümüz İngilizcesiyle de Middle Earth yani Orta Dünya diye ifade edilir. Tolkien severler bilir Orta Dünya'yı. Yüzüklerin Efendisi'ni izlerken çok şey öğrenmiştik buradan. Bir de tabii Odin'in kan kardeşi Loki isimli biraz kötücül, biraz muzip bir tanrı da dünyadaki kaosu yönetir adeta. Marvel serilerini izleyenleriniz Hollywood'un çizdiği karakterleri gözünde canlandırabilir ama tabii sinema filmleri ve diziler çok başka ticari kaygılar güttüğü için mitolojilerin asıl hikayelerine maalesef sadık kalamıyorlar. Vanirlerin diyarı Vanheim vardır. Burada bereket, sağlık ve büyü konularında becerileri olan başka bir tanrılar topluluğu yaşar. Devlerin diyarı Jotunheim, buz diyarı Niflheim, ateş diyarı Muspelheim, elflerin diyarı Elfheim, cücelerin diyarı da Nidavelldir. Ölülerin diyarı Helheim'dir. İngilizce cehennem anlamına gelen Hel kelimesi de buradaki Helheim'dan türemiştir. İşte İskandinav mitolojisine göre ana hatlarıyla tanrılar panteonu böyle kuruldur. İngilizce'deki haftanın günlerinin isimleri de bu Nordik tanrılardan türemiştir. Mesela Salı gününün İngilizce karşılığı olan Tuesday aslında Tuesday. Yani Tiu'nun günü olarak bilinmektedir. Tiu, Norse mitolojisindeki tanrılardan biridir. Çarşamba gününün İngilizce'deki karşılığı olan Wednesday aslında Wednesday. Yani Woden'ın günü olarak bilinmektedir. Woden da Nordik bir tanrıdır. Perşembe gününün İngilizce karşılığı olan Thursday aslında Thursday. Yani Thor'un günü olarak bilinmektedir. Thor zaten bildiğiniz üzere dünyayı yöneten en büyük tanrılardan biridir. İşte bu liste böyle uzar gider. Biz burada neyi görüyoruz peki? Birbirlerini yüzyıllarca yıl kesip biçen bu kültürlerin zaman içerisinde dillerinin nasıl kaynaştığını görüyoruz. Orta İngilizce'de denen eski İngilizce köklerinden günümüze kadar uzanır bunun etkileri. Tabii günümüzde bu tanrılara inanan İskandinav kalmış mıdır pek sanmam ama bu eski mitlerin günümüz dillerine etkilerini çok net görebiliyoruz. Bir de Ragnarok dedikleri bir kıyamet miti vardır. Benzerliklerini görmek açısından anlatayım bunu da biraz. Kehanete göre Fenrir bir gün bir şekilde zincirlerini kıracak ve bütün şeytanların, canavarların ve devlerin tanrılara karşı olan büyük savaş Ragnarok'ta kaybedeceğinin işareti olacaktır. Ragnarok'ta Odin, Kurt Fenrir tarafından yenilir. Daha sonra da Fenrir, Odin'in oğlu Vidar tarafından öldürülür. Bu olaylardan sonra tanrılar arasında korkunç bir savaş başlar. Tanrı Heimdall ve Loki karşı karşıya gelip birbirlerini öldürene kadar savaşırlar. Ve daha sonra dünya bir ateş ile yok edilir. Evren denizin dibine batmaya başlar. Bu son tekrar doğuşla kendini devam ettirir. Dünya denizden tekrar yükselir, yeşillenir, bitkilerle dolup taşar. Aesir'in ölü oğulları Asgard'a geri döner ve atalarının yolunu izlerler. İşte mesela bu aynı bizim coğrafyamızdaki İbrahimi dinlerle benzerlik gösteriyor. İslam inancına göre de Yecüc ile Mecüc isimli iki tane kötücül varlık var ve yeryüzünü birbirine kattıktan sonra İsa Mesih yeryüzüne gelip onlarla savaşıp yenecek ve bir ömür daha peygamberlik yaptıktan sonra o da nihayetinde ölümü tadacaktır. Ragnarok'taki
evrenin denizin dibine batması da bizdeki Nuh tufanı ile özdeşlik gösterir. İşte yine geçen gün yaptığımız Enoch'un kitabı podcastindeki meleklerin savaşı ve peşi sıra gelen tufan hikayesiyle benzeşer yönleri çok bariz görebiliyoruz burada da. İskandinav mitolojisinin içerisinde başka başka çok fazla sayıda hikayeler vardır. Tanrıların savaşları tasvir edilir. Bunları başka zamanlarda çok detaylı konuşmak gerekir tabii. Geçtiğimiz yıllarda Kara Karga yayınlarından çıkan Viking masallarını okumuştum. Okuması çok kolay, küçük bir kitaptır. Buradaki masallardan İskandinav kültürüne karşı bazı bakış açıları geliştirebilirsiniz. Aslında bu bahsettiğim kitap Dünya Masalları Seti diye geçiyor. İbrani masalları, Türk, Yunan, Alman masalları diye giden toplamda galiba 20 kadar kitaptan oluşan kalabalık bir set. Hem çocuklarınız için hem de sizler için tavsiyemdir. Uykuya dalmadan önce telefonla oynamaktan çok daha keyiflidir. Bunların içinden bir iki tane masal okumak diye düşünüyorum. Ben şimdilik iki tanesini edindim ama diğerlerini de alacağım, kararlıyım. Tabii burada bahsettiğim Viking masalları o anlattığım mitolojik hikayeleri detaylıca incelemek için uygun değil. Onun için Itaki yayınlarından çıkan İskandinav mitolojisi kitabını öneririm. Daha detaylı anlatımlar ile bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, biz Vikinglerin tabiriyle Middle Earth'e yani yaşadığımız dünyaya geri dönelim. Vikinglerin bu az önce bahsettiğim Hristiyanlaşma sürecinde Karolenj hanedanından yani Fransızlardan bahsediyorum. Hükümdar 3. Charles'ın 911 yılında bir grup Viking'in Normandiya'ya yerleşmesine izin vermesi sonucunda Rollo'nun önderliğinde Normandiya dükalığı kuruldu. Hristiyanlığa geçişi de ancak bu dükalığın kurulması şartıyla kabul ettiler. Normandiya dükalığı dediğimiz yer çok büyük ve verimli topraklardan oluşuyordu. Yani aslında düşününce en nihayetinde Vikingler zaten verimli topraklar için çıktıkları bu yolda istediklerine kavuşmuşlardı. Tek fark artık az önce anlattığım o pagan tanrıları terk etmek zorunda kalmışlardı. Mesela o diğer bahsettiğim Viking grupları 200-300 yıl kadar daha pagan kalabilmişlerdir. Yani toprak ve fetih dertleri olmayınca kimse de onlara din değiştirme şartında bulunmamış. Artık bu Normandiya dükalığını kuran Vikinglere Normanlar deniyordu ve Fransızlarla iyi ilişkiler kurup yönlerini yine kuzeye yani Britanya topraklarına çevirdiler. Büyük Viking ordusu da denilen bir ordu ile Britanya işgalini başlattılar. Aslında Viking orduları hep vur, yağmala ve kaç şeklinde savaşarak ganimet ya da fidye koparmanın peşinde olmuştur. Fakat bu seferki ordunun amacı farklıdır. Bu sefer dertleri yeni topraklardır. Normandiya'da kurdukları yerleşik düzenin avantajlarını görünce topraklarını genişletmek istediler. Yani iş artık verimli toprak arayışından çıkmıştı. Bu düpedüz hakimiyet meselesiydi artık. Efsaneye göre bu orduyu büyük savaşçı Ragnar Lodbrok'un oğulları komuta etmektedir. Efsaneye göre diyorum çünkü Ragnar ve ailesi çok çeşitli kaynaklarda farklı farklı anlatıldığı için işin içinden kolay kolay çıkılamıyor. Hatta Ragnar'ın hiç çocuğu olmadığını yazan kaynaklar bile vardır. İstilacı ordu Doğu Anglia Krallığı'nın olduğu sahillerden adaya ilk çıkartmasını yapar. Bu arada o tarihlerde Britanya adası üzerinde 7 tane krallık vardı. Bu Anglia Krallığı da onlardan bir tanesi. Anglia Kralı Vikinglerin kendilerine saldırmamaları karşılığında onlara çok sayıda at verme teklifini götürmüştür. Olaya bakar mısınız? Dünyanın en acımasız ordusuna tank gücünde atlar veriyor adam. Adayı dümdüz etsinler de bana dokunmasınlar gibilerinden hani. Vikingler de aldıkları atlarla gidip York'u işgal ediyorlar. Burada bir dizi çatışmadan sonra Mercia orduları ile yenişemediği için nereye geri döndü dersiniz? Onlara at veren Doğu Anglia Krallığı'na tabii ki de. Bu krallığı ele geçirip Kral Edmund'u da vahşice öldürdüler. Eden bulur diyeceğim ama işte tarihi anlatıyoruz, sakin olmalıyım. Sonraki yıllarda da adadaki 7 krallıktan 6'sını 14 yıl boyunca savaşarak ele geçirdikten sonra fethedilmemiş son krallık olan Wessex krallığına saldırdılar. Yıllarca süren bu çetin savaşların sonucunda yapılan Edington Muharebesi'nde Wessex birlikleri Vikingleri yener. Ve işte tarihçilere göre Viking çağının en kanlı ve katliam dolu yılları artık bu savaş ile sona ermiştir ama bitmez. Tabii bir savaşla tarih sahnesinden silinmediler. Silinme dediğimiz şey zaten çok yavaş ve ilerleyen yüzyıllar içerisinde gerçekleşmiştir. Bazı kaynaklarda başka başka milat sayılabilecek savaşlar da baz alınır bu konuda. Mesela 1066'daki Hastings Muharebesi aslında son savaştır denebilir. Bu büyük savaşta Norveç Vikingleri ile Anglo-Saksonlar karşı karşıya gelmiştir ve Stamford Köprüsü Savaşı'nda Anglo-Saksonlar ezici bir üstünlükle Vikinglere karşı galip gelen taraf olmuşlardır. Bu savaşlardan sonra artık o baskın ve keskin Viking hegemonyası kaybolmuştur. Tüm büyük savaşçıları ve sıkı sıkıya bağlı oldukları liderleri
bu savaşlarda öldürüldüğünden halk arasında da çözülmeler başlamıştır. Küçük küçük gruplara bölünen Vikingler çeşitli krallıklara dağılmış ve yavaş yavaş asimile olmuşlardır. Tabii şimdi Hristiyanlık için yüzyıllardır çok büyük bir tehdit oluşturduklarından Vikinglerin kültürüne ve pagan sembollerine, yazıtlarına dair ne varsa topyekün yok edilmişlerdir. Ve onların tarihini de diğer milletler yazmıştır. İşte bu yüzden 1800'lü yıllara varana kadar, yani 800 yıl boyunca Vikingler dendiğinde tek ve vahşi bir tarih anlatısı yapılmıştır. Yani kendi içlerindeki barışçıl Viking gruplarını falan daha sonra, yani son 200 yılda ancak ayırt edebiliyoruz. Tarihi her zaman kazananlar yazmıştır. Bu sebeple her kaynak doğru olmayabilir. Belki benim faydalandığım kaynaklarda da yanlışlar vardır. Bunu bilemiyorum. Bugünkü Viking topraklarına baktığımda ben kan ve vahşet yerine hepimizin gıpta ile baktığı imrenilesi medeniyetler görüyorum. Yani işte Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya dendiği zaman insanın yüzüne bir gülümseme geliyor. Evet, Vikingleri artık burada bitirelim. Madalyonun bilinen yüzünden bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.